arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam. Sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor. Yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana. Senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Şu anda yansın. Yansın anasını satayım. Hayır, hayır, sen yansın. He. Ortala kendini. Yok, tam dikin. İşte burası o. Hayır, hayır, merdivene orta değilsin. Kendi ortanı bul, merdivenin ortasını bul. Orayı ortala kendini. Ya ortanı bul, işaret etme seyirciye. Zaten herkes bir şey peşinde. Kendini hisset, ortanı hisset. Ya ne yapıyorsun arkadaşım? Bunu süre tutamayabilirim. Arkadaşım, bir dakika lütfen. Ben boyatmıyorum değil mi? Yok, ne oluyor? Ha, mikrofon kayıyormuş. Ben de biliyordum bu yaştan sonra boyumu atıyorum diye. Ha, biraz daha sola gel. Sola diyorum, sola. Ha, size göre sol. Başka kime göre olacak? Bana göre. Önünü de al sola. Arkadaşım, önünde ne var? Affedersin, ben yanlış programa mı geldim? Arkadaşım, seyirci pislik yapmayın bir. Mikrofonu mu? Allah'ın beyin sizi. İki saattir önünde mikrofon olduğunu, ha mikrofon deyip elini tutsan... Hayır, hayır. Mikrofona, mikrofonu elini tutsa, seyirci... Ne yapıyorsun? Seyirciye gaz vermeyeceksin. Seyirci zaten pislik yapmak için kolluyor böyle. Gülme. Ben arabasının plakasını vereceğim çıkışta hep beraber. Islak odunla. Ya bir dur, sokak serserisi. Pislik. Gerçekten senin oturduğun muhitten arkadaşım olmasın istiyorum artık. Tamam. Nasıl bir insansın sen ya? Kendi halinde. İşin gücün bel altı ya. Evet, hazırladın mı seyirciye neyi? Hayır. Hazırladın mı seyirciye neyi? Bana yok, girmeden... seyirci klarnet seviyormuş. O yüzden klarnet hazırladım. Neyi hazırladım? Çıkayım mı ben? Çıkma, şeyi çağır, müzisyeni çağır. Ha, huzurlarınızda minik. Ey kurban olduğum bu, yapayım. Hadi gir. Evet arkadaşım, al mikrofonu arkaya. Prodüksiyon, Tolga'ya bir şeyler yapın. Evet, gelin böyle Bali masajı yapın bana. Bir kere, ya da aromaterapi. Kravatını çıkar. Kravatım yok. Papyon var. Kravatını çıkar lan. Yok, kız kravat. Çıkar lan kravatı. Yok, kız kravat, bende papyon var. Beni çıldırtmaya bayılıyor böyle. Vallahi papyon var. Çıkar. Yok. Papyon. Arkadaşım çıkar şunu. Papyonu mu? Ben ne dersem o. Kravat. Yok. Var. Kız papyon bu. Bak seni tepe aşağı sallandırırım. Evet. Kravatı çıkarttırırım. O çağırırım zaman... dört tane uzun boylu seyirci. Nuri gel bir dakika. Dört kişiye bedel Nuri, o yüzden tek çağırdı. Nuri gel bir dakika. Sen... Sen de git. Nuri, şunun kravatını alsana. Kravat yok, papyon var diyorum. Dinle... Papyon hocam bu. Önden çekerek al Nuri. Arkadan elleme Nuri, önden çekerek al. Evet, soyun. Niye soyunuyor? Bilmiyorum. Yemin ederim gerçekten bu sefer Allah'tan aynı kafadayız soyun. Bugün ya. Neden soyunduğunu gerçekten bilmiyorum. Mühim olan soyunmam. Evet. Ben de sebep aramıyorum. Oley. O ne? Hangisi? O. O ne be? Bu ne? Bu
Tulum ne tulumu olabilir? Araba tamircisi mi? İnşaatçı mı? Mor olduğuna göre shop yapıyorum. Shop'ta tulumu niye giyesin ki? İşte müşteriye gel gel yapıyor. Custom. Müşteriye göre yapıyoruz dükkanı. Hayır, tulumla shop'un alakasını anlayamadım. Ya o her şeyi de anlamak istiyor ya. Ben evet. Yaşamış biri olarak biliyorum. Bana güvenin. Aa bak, önden fermuarlısın. Bu güzel. Demek ki erkeksin. Arkadaşım inşaatçı ol. Biraz daha büyümem gerekiyor hocam. Hayır, inşaatçısın. Otur, ver sandalyeni. Ver sandalyeni. Al. Sandalyeni versene prodüksiyon. Ha. Müslüm sen kalk, sandalye gelene kadar senin sandalyeni ver. Bekleyemem 2 saat. Geldi, geldi. Gelir şimdi. Müzisyen sandalyeni... Lan size ne oldu bu akşam lan? Grey mi var? İlhan abi onu şeye ver, müzisyene ver, müzisyenin sandalyesini vereceksin. Gel, gel. Ters otur. Sen değil, müzisyen sen ters otur. Müzisyen ters otur, ters. Heh, öyle. Böylece yanlışlıkla doğaya basamazsın. Evet arkadaşım, otur. Ezgi hazırsa gelsin Ezgi. Ha iyi, güzel. Oldu mu? Sende fular mı var Ezgi? Niye? Okumuş manav çünkü, değil mi? Yenek manav yeneği çünkü. Ezgi çıkar fuları ya. Ne saçma bir şey. Onu bileğine bağla sen. Ezgi, sen bunun yanında çalışıyorsun. Arkadaşım, sen necisin? Yancıyım, yanımda çalıştırıyorum. Hayır, hayır. Sen inşaatçı olduğuna göre, tamam inşaatçısın, sen ev dekorasyoncususun. Tamam mı? İnşaatçı mıyım, dekorasyoncu muyum? Aynı şey. Değil. Aynı, aynı. İnşaatçı inşaat yapar, ev dekorasyoncu mimar olur. Sen mimar olacak kadar akıllı değilsin. Esniyorum hep görevlerden. Hayır, hayır. Sen kendini mimar zanneden inşaatçısın. Tamam. Tamam. Evet, Ezgi gel, sen bunun yanında çalışıyorsun, senin paranı vermemiş. Bu şeyci, sen de bunun yanında badanacısın, tamam mı? Evet, gel yanına. Bu senin paranı vermemiş, çalıştırmış çalıştırmış, ödememiş. Konuşun, 3, 2, 1, Ezgi gel dükkandan içeriye. Arkadaşım sen önce gelir gelmez üste çık hemen, tereyağı gibi. Gel, 3, 2, 1. Gel artık Ezgi! Sen nerede kaldın ya? Saat kaç oldu, nerede kaldın sen ya? Her sabah aynı şey. Akşam mı, sabah mı? Sabah. Her sabah aynı şey. Akşam öğlen aynı. Oldu. Öğlen olmuş. Börek. Börek. Nasıl bir hakaret tarzım var benim böyle? Hayır, hayır. Kıymalı. Ya. Fırından çıkma inşallah. Hayır arkadaş. Ne saçma bir... Neredeyiz? Ya börek hakaret değil. Her sabah sana börek alıp getiriyorum. Her sabah sana börek alıp getiriyorum. Tangamı giyiyorum. Benim hayır donum. Sen... Neler giyiyorum? Sen bıktım değil. Artık. Şu zincir don beni mahvetti. Ya geç yerine. Arkadaşım, her sabah sana kıymalı, soğanlı, biberli, şeyli, tarçınlı börek getiriyormuş. Tarçınlı börek mi? Evet. Bugün geç gelince getiremiyor. Sen de yiyemiyorsun. Şekerin düşüyor, sinirin çıkıyor. Ha. Evet, geldi. Börek diye başla mevzuya. Lazy boy. İnsan oturduğu yerde nasıl bunu yapar? Sandalye kırıldı mı? Yok da çanakta hafif bir çatlak var. Neyse, kıymeti artar. Evet, Ezgi. Şu böreği getir, tendriyotun yanındaydı. Ezgi, gel şöyle gel. Ne böreği, zıkkımın kökünü ye. Hayvan herif falan, öyle gireceksin. Aa, o da paramı zarif. Ver lan deyip sonra dışarı kaçacaksın. Daş alacaksın, cama atacaksın. Daş. Evet. 3, 2, 1, gel Ezgi. Nerede, börek nerede? Börek. Ne böreği lan? Ne böreği? Para ver. Para ver oğlum. Hayır be, hayır. Arkadaşım. Onu da verdim ki bir daha gelmesin. Arkadaşım, ne yapıyorsun? Onu yalnız iyi kurutmadan yeme, tatanoz olur. Arkadaşım, vermeyeceksin. Sen yav patronsun, yav. Ha. Anladın? Evet. Arkadaşım, böreğin kesi, ver. Nerede lan böreğin kesi? Para mı versin arkadaş? Ne parası, ne para parası? Para ver. Para ver. Parayı, terbiyesiz. Yemin ederim indirim de... Atamadım. Niye? Yazık ya, camını fena. Neye yazık? Bağıra bağıra, ağlıya ağlıya atacaksın taşı. Ondan bir şey, onu at. O çünkü daş.
Taş olsa camı kırar, daş kırmaz. Tam Ezgi kaldırdığında ben daş dediğimde ağır çekimde gelişiyor bütün olaylar. Cam şangır, seyirci cam taşa değdiğinde şangır yapın. Evet, 3, 2, 1, ver müziği. Atma! Arkadaşım! Sigorta var ya. Ya saçmalama, hiçbir şey yok ya. Şey yaptı bir yerden sonra. Camı kır, kır camı. Hemen iki kişi al sahneye seyirci. Hemen iki seyirci al arkadaşım. Bayan çabuk. Erkek. Fark etmez. Bir bayan, bir erkek al. Bir bayan. Gel ablacığım. Çabuk al ama. Ha, gel abicim. Hoş geldiniz. İsminiz ne? Alper. Alper Bey. Damla. Olur. Kaç yaşındasınız? 22. Şaka. Hayır. 22 yaşında mısın? Ya sana ne? Ne yapacaksın kızın yaşını? Nüfus memurusun. Geçişine bak. Ne bakıyorsun lan? Delirsen mi? Hoş geldiniz ablacığım. 23'e kadar bekle orada. Sen de şimdi seneye. İsminiz neydi hanımefendi? Damla. Damla Hanım. Tamam. Siz karı koca mısınız? Hayır. Ayrı kulüste şeylerden geldiler, köşelerden. Birbirinizi hiç görmediniz mi? Hayır. İkiniz de bekar mısınız? Evet. Evet. Bir çay içer misiniz? Dur bakalım, olay nereye varacak? Arkadaşım, arkadaşı duymuyorum. Sorana bekar mı, evli mi? Ben nişanlım var. Nişanlım var. Hoşlanıyor musun gerçekten? Çok tatlı, evet. Yani sıkıntılar varsa burada çözebiliriz. Arkadaşım, saçmalama. Televizyon olduğu için ters bir şey de olsa kız evet demek zorunda hep. Arkadaşım dur şey, Damla gel tut çocuğun elini. Burada mı nişanlınız? Hayır, burada değil. Ha, aman rahat ol. Montajda atarız ya. Evet. Ama şimdi, ablayı atıyormuş, onun olduğu gibi... Şimdi... Ezgi vuruyorsun, şangır. Arkadaşım sen ona gidiyorsun, girişiyorsun Ezgi'ye. Tekme tokat yere indiriyorsun. Tamam. Sen de sevgilinle bir yerden bakayım. Gelirken, ismin neydi arkadaşım? Alper. Tamam, Uğur gelirken diyor ki... Alper. Ne yapıyorsunuz falan diye dalıyor. Damla sen kızı, şey oğlanı teskin ediyorsun. Sen de şey Uğur şeye giriyorsun. Allah'tan giriyorsun. Akıcı konuşuyorsunuz da çok çabuk ilerliyor. Evet, müzik. Hazır. Atamazsın diye gaz ver kıza. Atamaz ki, atamaz ki, atamaz ki. Ben hak ettim ama atar bence de. Şu, ne yapıyorsun lan? Yardım edin. Kırın mısın? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Durun. Şuna biraz durur musun bacağım? Çok yoruldu ya. Ya dükkanı çabuk kırıyor ya. Terbiyesiz. Sen saldır Uğur, sen tut. Saldır arkadaşım. Bana bak, seni de... Hayır, pardon, değil. Çok özür diliyorum, size değil. Sen çocuğa sal, çocuk ağlıyorsun sen. Ben buna mı saldırıyorum? Abi bunlar gerçek mi ya? Vay maşallah. Uğur, sen... Beni sen çocuğun memesini niye eliyorsun? Hasta da o yüzden. Beni de onun da sallar vallahi. Hazır. Hazır. Uğur, sen onu tutuyorsun, sen saldırmaya çalışıyorsun. Uğur, sen sonra aa yeter ulan beni, seni bana parayla mı verdiler deyip girişiyorsun. 3, 2, 1. Ezgi ağla, Uğur'a gaz ver. Yalla. Abi beni dövdü abi, görüyor musun? Lan ne yapıyorsun? Küçücük. Döndü beni, Allahsız döndü. Yeter lan, seni bana parayla mı verdiler? Devam edeyim mi ben? Saldır! Ben mi? Evet! Nasıl evet? Adam dövüyor beni. Arkadaşım, insan dayağı yedikçe saldırası gelir. O sizin orada geçerli bence. Biz yedik sal... mi kaçar... Hayır! Saldır! Kardeşim, o benim işçim. İşçimle arama girmesene. Çocuk küçücük ya, küçük. Abi beni dövdü abi. Gördün işte nasıl dövdüğünü. Kızım bunu kırıp senin. Ekmek yediğin yanında mı kırıyorsun? Terbiyesiz! Uğur, çak şuna bir tane. Ekmek vermiyor bana. Kaç haftadır takıyor. Ağlasana Ezgi. Aa, çocuk. Terbiyesiz. Her sabah işe geç kalıyor. Bir de öküz Ezgi, gibi ağlıyor. Ezgi, hareket yap hiç... Ezgi. İnsan gibi... Ne yapayım? Hareket yap ağlarken. Bir de ağlayınca burundan böyle bir şey çıkıyor. Arkadaşım lan ne hareket yapıyorsun diye tekrar saldırırsın. Uğur sen artık yeter ulan deyip altına alırsın arkadaşıma. Evet, 3, 2, 1 saldır. Hayır yani ben ona saldırınca sen beni çok kıymetli mi bana... Hayır, altına alırsın. Altın alıyorsun. Uğur, paketlersin, altına şey... alırsın. Tamam, paketli altın al. Paketli altın, açılmamışlar var ya, kulpsuz. 368 lira. Beyni yok. Beyni yok. Sana diyor. Sana diyorum. Konuşma sen. Konuşma evet. Sen. Tamam. 3, 2, 1. Buyurun. Lan ne hareket yapıyorsun seni? Bir dakika ne bir dakikası ya? Bir dakika. Paketle. İndir paketle. İndir. Önce açıklama yapıyor. Altımı alma zamanı diye. Abiniz de. Bir kavganın ön sözü olduğunu ilk defa görüyorum. Ya yeni tanıştığımız için. Uğur. 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 Ya Uğur diyorum, duymuyor musun? Abi ben Uğur Alper, değilim Alper de. Olduğu için ben belki... Bozulma diye İsmin Uğur diyorum. İsmin ne senin? Alper Bey. Alper. Niye diyemiyorsun benim adım Alper? İki saattir Uğur Uğur diye bağırtırıyorsun. Yani be, o önemi yok diye. Evet.
Uğur sen bunu altına... Lan ne gülüyorsunuz? Altıma aklımıza bir şey geldi de. Önce sen bunu boynundan tutup, ayağa çelmeyi takıp alta yatırırsın, tamam mı? Paketlersin ya. Ya hiç dövüş yapmadın mı sen ya? Yapmadım. O memeleri niye öyle sıkılaştırdın? Keşke nişanlısı olsa da sorsak. Önce sen beni. Neyse, artık bu sizin aranızda kalsın. Abi şey yap, yeter lan yeter yap. Şuradan takıp tamam. Atar. Evet, 3, 2, 1, Ezgi ağla hareketi yap. Yap hareketi. Yeter, yeter. Terbiyesiz. Yine bana parayla verdiler. Vicdansız. Vurmasana, vurmasınız ya. Vicdansız. Yeter, öldüm ya, yeter. Lan sen ne yalaka bir şeymişsin lan. Kim? Ne ağlıyorsun? Ne zırlıyorsun? Dükkan sahibisin. Dükkan mı? Evet. Dükkan sahibi ağlamaz. Kalk ayağa. Adam seni altına alıp üstüne oturacak. Ve ben mutluyum. Ağlamayacağım. Sonra barıştıracak sizi. Evet, 3, 2, 1, Ezgi. Patronu da altı alıp üstüne oturunca sen ne yapıyorsun lan patronuma diye dal. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Oo, hocam büyük geçmiş olsun. Tersi pistir söyleyeyim. Evet, evet yala. Üstüne otur. Yeter artık, yeter. Abi, Allah. Yeter. Ulan sen kimsin, ne yapıyorsun? Ya senin yüzünden. Geç kenara. Bak ilk yardıma geldiler hemen. Hayat öpücüğü vereceğiz şimdi. Kestik, 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 kestik. Suzan! Yani şu pozisyon yakışıyor mu? Evet Suzan, şurayı siz korkudan hayır. Altıma s**tım çünkü. Tam mideme oturduğu için. Ya ben ne bileyim, ter var dediler, geldim. Ayaktayken gel al, herif yatırmışsın, ağzına ağzına şey alıyorsun ya. Tamam terledim, ne yapayım, kadın şey yapıyor. Ya ayaktayken alsın. Ayaktayken çok hararetliydik, gelemedi. Yetişemedim, yönetmenim. Yürü, seksi Arnavut. nerede kaldık ha? Sen üstündesin, üstündesin. Zıplıyorsun, üçüncü zıplayışta zıpla, Ezgi. Zıpla, zıpla. Tabii ya, tabii. Bak buradan nasıl kameraman Barış'ı vuruyorum böyle. Gel, sen de Barış'ı çek abi. Canlı. Üstündesin, üçüncü zıplayışta Ezgi geliyorsun, kaldırıyorsun, kafayı gömüyorsun. Uğur kafayı alınca 3 metre geriye düş, tamam mı? Kur'an çarpıyor. Uç havada. Ciddi vuruyor yani, söyleyeyim. Evet, 3, 2, 1, yala. Al! Ulan yapmasın lan! Ne yapıyorsun benim patronuma? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ya kaldır. Kaldır, barışın, barışın. Gel patron, gel. Paramı vermedin ama ben senin dövülmene razı olamadım. Ah buralara... Ne oldu? Buralara gelmiş, hep kaydım. Ya sen ne pisliksin ya. Damla ile Uğur'u alkışlarla gönder. Arkadaşlar çok sağ ol abi. Sen 18'den bir yaş büyüksen ben de eşeğim. Ne oldu evet. Kız? Kaldırdın patronu. Patronu kaldırdın. Evet. Şey, barışıyorsunuz. Barışın. Dayak yemene gönlüm el vermedi patron. Kaç haftadır paramı vermiyorsun ama. Şu an neyin üstünde durduğunu farkında mısın? Evet. Ayakkabıdan dükkana girmeden sil. Arkadaşım de ki, bir iş bulsak vereceğim paranı. Söyle. Ya niye vermeyeyim senin paranı ya? Bir düşünsene, senin paranı niye vermiyorum ben ya? Bir iş bulsak, ben para kazansam sana para vereceğim. İş yok ya. Prodüksiyon, bir ev yapın hemen şuraya. Niye ya? Sen sürekli işe diye nereye gidiyorsun patron? Niye bana yalan söylüyorsun? Ben seni rahat bırakmak için gidiyorum. İşe diyorum, rahat bırakmak için gidiyorum. Ne diyorsun? Ya kurban olduğum lisan öyle güzel ki. İki tane ayran. Evet, Sarp. O ne çok güzel bir ev oldu gerçekten. Sarp, kendine bir anne bul, çocuk ol, annenle beraber gel eve. Arkadaşım, masayı topla, otur, telefonu çalacak. Oturacağız, bekleyeceğiz. Allah'tan ümit kessin. Yanına otur Ezgi, yanına otur, yanına otur. Sarp, gelsenize. Oh. Anne, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Buyurun, oturun. Selametle. Vay 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 vay. Melek gibi yemin ediyorum. Görmüyorsunuz onu. Ha, sen onun oğlusun Sarp. A**nın tekisi, yani normalsin. Kızdan bu mu çıkmış? Evet. Sen evi yaptırmak istiyorsun. Sıkılmışsın evinden Hande. Ara şunları telefonla. Al telefonu ara. Telefon nerede? Her yerde olabilir, elinde mesela. Saçma bir ev. Al. Alo? Telefon. Evet.
Arkadaşım seni arıyor Hande şu anda. Gör Hande'nin aradığını. Hissediyorum. Şu an bir kadın beni arıyor. Hı. Arkadaşım dükkanı arıyor. Dükkanı arıyor. Dükkanı arıyor. Beni aramıyor. Dükkanı arıyor. Evet. Alo dükkan. Arkadaşım. Çaldır seyirci. Alo. Boş ver. Kadın deli. Bardaktan arıyor. Arkadaşım. Açmaya değmez. Sen onu görmüyorsun. Görmüyorsun arkadaşım. Kadın şeyde, dükkanda, sen evdesin. Tamam. Çaldır. Alo. Kim arıyor? Hüseyin Bey ile mi görüşüyorum? Dur. Hande çok böyle güzel bir sesle konuş böyle. Etkilensin o, tamam yani mı? Yani bu demek ki senin sesin güzel değil. Hayır. Ben olsam çıkışta ağzını yüzünü hocam, dağıtırım. Hocam dakika bir gol sert bir ya. Yazdım bunu. Hande bu bakma sen. Şeyi sesli ara. Hani etkilensin senden, anladın mı? Dibi düşsün tamam. Beyinsizin. Evet 3-2-1. Yani eve gelmek için can atsın. Yatak odası sesi. Herkes tecrübesinden de... Ulan ben onu söylemeyeyim diye kıvranıyorum. Bizde de bir numaralar var tabii. Sır! Dur sığırayım. Ne yapıyorsun? İyice sığırıyorum dize kadar. Hayır ben şeye Ezgi'ye ineğin şey arkadaşı anlamında sığır dedim. İneğin arkadaşı. Evet. Alo. Muhittin yapamayız. Sesi duyunca dibin düşsün. Evet alo de. Alo. Alo. Kiminle görüşüyorum acaba? Ver odunu. Bana oradan alo. Odun ver. Hayır, sana demiyorum. Müslüm sana diyorum. Ver odunu. Muhit'in yapı malzemeleri ve oğulları. O... Ve kuzenleri de var bir iki tane. Çok uzun dükkan üstü oldu. Duyunca kaya düşersin. Hanımefendi... Hayır öyle değil. Çok saçma, seyyar oldu değil mi? Sandalyeden kaya. Duy sesi, duy. Alo desene Hande bir daha öyle. Alo. Kim o? Kiminle görüşüyordum? Hanımefendi... Ne oluyor ya? Yavrum, oynama çocuğum. Çok üzülüyorum. Bu için yapı malzemeleri ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Sizi çok methetti derdi. Hayatımda değişiklik istiyorum. Eve çağıracaksın ki evi değiştirsin. Evet, buyurun. Muhittin Bey. Buyurun efendim. Hayatımda bir takım değişiklikler istiyorum. Tam adamını aradınız. Sizi çok methettiler de arkadaşlar. Evet arkadaşım, adresi söyle. Bizim adresimi söylüyor. Adresi söyle kadına. Siz ben oraya gideceğiz, bizim oraya gideceğiz. Siz oraya gideceksiniz ama sen adresi söyle ona. Biz size geleceğiz ama ben bizim adresi vereyim. Niçin? Biz gideceğiz kadına. Evet. Anlaşıp bu kadar anlaşmamazlık da inanılır gibi bir şey değil. Evet, sen gideceksin. Hanımefendi, adresinizi alırsak en yakın zamanda ortağım... Önce sen söyle adresi. Önce sen söyle lan. Ayılık yapma. Önce sen adresi söyle. Çok özür diliyorum ben. Hanımefendi, biz şu an neredeyiz biliyor musunuz? Bilmiyorum. O zaman bir öğrenin, ondan sonra arayın ya. Bilmeden arıyor. Kimin aradığını bilmiyor. En sevmediğim müşteri tarzı. Ha, git kızın kapısının önüne. İkiniz beraber gelin. Çabuk. Ezgi'ye hemen bir tane şey verin. Eline bir şey verin Ezgi'nin. Ben böyle devam edeyim. Yok, elime bitti. Bir şey. Sen şimdi oğlumla konuş. Oğlum, oynama yavrum. Oynama. Çakal bana. Kaç yüz bin euro. Takım. Geldi oğlum. Git odana, bilgisayarla falan oynasan bir şeyler. O şeyi koydunuz mu? Yaramazlık benim yap. Benim arkadan getirdiğim. Yaramazlık yap. Çocuğum, bırak. Yapma, onlar hep babaannenin... Çocuğum. Sarp, çabuk buraya. Sarp buraya. Buraya dedim. Biz inşaata gidelim. Hanımefendinin yanına gidelim. Ben köpek miyim ya? İlk defa. Geç şöyle. Bizim için çok önemli. Otur. Sen soyunup dikkatlerini dağıtacaksın. Ama hep ıslak burası. Telefondan su dökülmüş buraya. Aferin çocuğum, aferin. Gel. Evet, Hande aç kapıyı. Sarp, aç çocuğum kapıyı. Sen de Barış'a söyle. İt kuyruğuna. Bu neyse ev ya? Yürü bu tarz işlerle çalış. Evet, aç Sarp kapıyı. Kim o? Aç da gör. Aç şu kapıyı. Kapı kapalı. Kim o? Sarp söyle. Kim o de? Kim o de? Sen kim o de? Sen kim o de bana? Sarp, sadece şu andan sonra ağzımdan çıkanı söyleyeceksin, tamam mı? Tamam. Kim o? Kim o? Buna bir şey bulamadım tabii, değil mi? Düşündün ama. Tamam, kim o diyeceğim. Evet. Beyefendi, rahatsız ediyorum. Evet. O zaman gidelim sonra. Arkadaşım! Rahatsız ediyor adam. Ya şurada dur. Nedir bu? Söyle, de ki evinize girmek istiyorum, hayatınızı değiştireceğim. Evinize girmek istiyorum, hayatınızı değiştireceğim. Anne. Söyle Sarp, açamam kapıyı, annem güzel de. O bakımdan değiştireceğim. Kıskanç çocuğum ben de. Evet. Ne çocuğu? Kıskanç. Evet, kıskanç çocuğum ben. Annemi kimselere paylaşamam. Ulan anneni niye paylaşacaksın?
Hem kıskanç hem de ***'siniz anlaşılan. Yavrum, beyefendi rahat, şu kapıyı bir açsan da ağzını yüzünü kırmasan ben... Kapı... Ezgi, sen bir şey söyle şuna, gider yap. Aç lan çocuğu. İşte bu kadar. Ay kapıyı. Senin yaş... Bizi bu noktaya getirdin. Sen ona daha yakınsın Ayşe yaş olarak. Sen gir devreye. Kanka kapıyı aç, kapıyı. Tesisata geldik döşemeye. Oo kanki açıyorum ya. Yok sinir oldum bunlara ya. Hah, annen aradı, biz o yüzden geldik. Niye arıyorsunuz iki erkek annemi? İşte biz evini değiştirmek istiyormuş. Yo. Şimdi unutturma istersen, tadilatın ilk gününde bahçeye bir şey kazıp çocuğu içine atıp beton dökeceğiz. Yavrum selametlen, girelim şöyle. Arkadaşım eve girer girmez artistlik yapmaya başla, tamam mı? Ha, evet. Bu evin aynısında amcamda var. Hayır öyle değil ya. Tipik Türk artistliğidir bu. Hayır, artistlik yapmaya başla. Galileo gibi falan takıl böyle, Picasso gibi, tamam mı? Evet, gir içeriye. Ama şey Hande'yi görünce böyle bir dağılın ikiniz de. İkiniz birden evet, ayaklar falan yamuk bassın, tamam. Kirişleri çok kötü yapmışlar. Kirişlerde tabii ki de her zaman gibi telaşa gelmiş. Hande kalk ayağa sen de. Tanışmaya geliyorsun, koridorda seni görüyorlar. Ayakları çapraz basmaya başlıyor bunların. Anne nereye gidiyorsun? Koridor, ev büyük ya böyle. Ha tamam. Uzaklaşayım o zaman biz zaten dedim. Bugüne kadar dükkana da koridorlarına... Evet, gel Hande. Ve burayı eski usul lambri yapalım. Gör! Çapraz olsun ayaklar. Hande sen şeyin Sarp'ın yanına git, orada dur. Tamam, Sarp'ın tamam, yanında dur. Sen Sarp'ın yanında dur, arkadaşıma elini uzat. Siz tanışmaya gidin ama yürürken çapraz gidin, tamam mı? Niye çapraz? Şey bir ileri bir buçuk geri falan öyle, evet. O çapraz değil o. Evet. Ne yapıyorsun Ezgi? Elini uzattı, öptü. Uzaktasın sen. Evet arkadaşım, gördünüz kızı. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Merhaba güzellik. Mersi. Bir koşu pistinde at başı varken çizgiyi geçtiği görülmemiştir. Rahatsız ettik sizi. At takla attı belki. Hanımefendi telefonda tanışmıştık. Ben Muhittin, Muhittin yapı malzemeleri ve... Arkadaşım yapıyorsun sonunda konuşmaları. Biz evet. İki yıldır yapıyoruz. Hayır. Ve çok meşhur. Sen konuşmaları sonunda yapıyorsun. Niye şimdi çıktı böyle tiklerim benim? Çünkü güzel kadın görünce etkileniyorsun. Ve tamamen şansımı kaybediyorum. Aa ne kadar güzelsiniz. Bitti. Bir tek ben kalsam dünyada yüzüme bakmaz artık. Evet. Hanımefendi rahatsız ettik. Telefonda görüştüğünüz Muhittin benim. Görüşmediğinizde benim. Bugün görüştük. Merhabalar. Yardımcım. Sen de iki dişin arasından tükürük atıyorsun Ezgi. Ne ismi ne? Ya ben niye bu kadar iğrenç biriyim? Biz niye iş bulamıyoruz anlaşıldı. Aa lütfen dediğimi yapın. Bana tatlı tatlı gülümsüyordu. Niye tüküreyim? Hayır dediğimi yap evet. Tükürüyor gibi yapıp tüküreyim. Arkın ya bu. Yapayım. Ya tükürecek her şey blur edilecek. Çok blur. Arkadaşım. Ya. Öyle. Lütfen şunu kapalı mekanlarda yapma ya. Lütfen ya. Hep müşteri kaybediyoruz. Rica, çık dışarı. İki dakika hava alacağım de. Bırak gel yani. Evet. Şey neler istiyorsun evinde, hayatında? Hande anlatmaya başla. Hanımefendi yardımcımı da ne tanıştırayım istiyorum? Size. Senin ismin ne ya? Atsana kız bir isim. Hamdi. Olur. Ne istiyorum? Evinde değişik. Mesela şu an oturduğun evde ne yapmak istiyorsan değişik, onları anlat işte burada. Böylece evini de tanıyalım biraz. Şimdi şöyle beyefendi. Lütfen buyurun. Bana aşık olabilirsiniz. Hatta üstlerimize rahat bir şeyler alırsak. Kiki! Efendim? Kiki! Kiki! Annemle de geçeyim. Hayır, hayır. Arkadaşım. Ha, ulan gebereceğiz bu program yüzünden beni, yemin ediyorum. Efendim, dileğimizden ne dilerseniz. Bizim çünkü mesleki açıdan altından kalkamayacağımız bir şey yok. Bir tek bunu çözemedik. Şimdi, hayatımda bir takım değişiklikler istiyorum. Evet. Evimle birlikte. Sarp, annene bir şeyler yap. Zorla annene. Anne, sen de yapsan. Hayır. Ya gir, çekiştir, mekiştir, kutunun içine bakacağım falan diye şey yap, arıza yap. Evet, buyurun. Buyur Hande. Hayatımda bir takım değişiklikler istiyorum. Evet. Özellikle...
ilk başta oğlumla tanışsınız. İlk başta oğlumdan başlamak evet. istiyorum diyor. Aynen öyle. Geç de olsa aldırabiliriz. Yeni teknolojiyle bunu alabilirler. Biraz vakumluyorlar poşette. Sonra gerisi size kalmış. Anne yüreği deriz biz ona. Çünkü bu yaşta çocuk anne... Evet, çocuğu hallederiz. Çocuğu hallederiz. Bizim arkadaşlar bunu yok ederler 2 dakikada. Bir inşaatta gidere atarlar yani. Evle ilgili sıkıntımız da. Evde nasıl bir şey istiyoruz? Ev size karanlık mı geliyor? Işığı mı beğenmiyorsunuz? Mesela evin bir yerinden başla arkadaşım. Evet. Evin bir yerinden başla. Başlarım lan evin kapısına. Hayır. Öyle değil. Mesela banyo. Mesela banyo. Şimdi... Özür diliyorum, mesaj geldi. Tek değil, çift. Çift banyo lazım. Hayır, çift. Bir oraya, bir oraya. Hayır. Lan niçin? Arkadaşım. Çift banyo, çift klozet düşünüyorum. Çift banyo, evet. çift klozet düşünüyorum. Evet. Sorsana Hande neden, neden yani? Hande sor. He. Neden çift banyo, çift klozet? Onu düşünüyor. Evet. Ha, evet. Hanımefendi düşünüyor, ben düşünüyorum. Sen düşünüyorsun. Valla lafınızı bölmek gibi olmasın ama evinizi görür görmez kendi evim gibi benimsedim. Şimdi ben buraya çift banyo, çift klozet düşünüyorum. Neden acaba Muhittin Bey? Şimdi şöyle bir şey var. Evli misiniz bilmiyorum. Sizce? Bilmem, belki kadına bir yürürsem evli mi değil mi anlarım. Ne bileyim ben, evliyim de diyeceksiniz. Çocuk var tahmin ediyorum, babası işte herhalde. Maalesef. Çocuk var mı maalesef mi, babası var maalesef. Çocuk var maalesef. Çocuk var mı? Onu halledeceğiz ya, o bir çimentoya bakar o ya. Dur. Burada güzel bir şey oldu Hande. Sen şey yapıyorsun, tam evli misiniz bekarım dediğinde bir duygusal müzik girersin. Ananana, ananana. Sen şey, Hande şey dersin, kocam şey üzgün bir şekilde ağlayarak gelirsin. Kocam 25 yıl önce gitti ve bir daha dönmedi. Evet, 3-2-1 ver. Sor. Efendim çok özür diliyorum. Şimdi tabii bilgi olarak sormak istiyorum ben. Evli misiniz, iyi misiniz? Şu an karar verecek herhalde. Bu yeni nesil kadın. Ya bozmasana, çok güzel gidiyordu kız. Özür diliyorum. Allah beni kahretsin. Çok özür diliyorum. Evet Hande. Bir sola bakar, bir sağa, bir öne, bir yukarıya bakarsın. Dik bakarsın. Gözlerinden 5 damla yaş süzülür. 6.'da şey yaparsın. Söylersin. Evet. Dur. Önce sen söyle. Mal, bizim mal söylesin önce. Çok özür diliyorum. Bilgi olarak soruyorum. Evli misiniz, bekar mısınız? Sessiz ol, kenara geç. Namaz kılıyor. Demek ki dul. Hatırladıkça. Ya niye yapıyorsunuz? Ben yapmadım, o yaptı. Tekrar baştan alıyorum. Bol olması çok güzel. İçeri bıraktım mı kimse anlamıyor. Çıkana kadar da ilk perde biter. Şuradan iyice kıstırayım da. Ama koku geliyor. Evet. Sıcak... Sor ulan şunu son kez. Hanımefendi, evli misiniz, bekar mısınız? Ay sinirlerim bozuldu, ondan gidiyorum. Estağfurullah, rica ediyorum. Ben yanlış bir şey sormadım inşallah. Sizi üzmek istemem. 25 yıl önce eşimi kaybettim. 25 yıl önce? Hayır, benim... 25 yıl önce şu kapıdan gitti ve bir daha geri gelmedi. Söyle. Kestik, bir dakika dur. Sarpmalı, sen ne yapıyorsun? Bırakın bir kız göstersin, oyunu versin. Evet. Müzisyen öyle elleri bile... Ne yapıyorsun lan? Çalmadığı zamanlarda okey oynuyor. Çal şunu. Evet arkadaşım, evet. Söylemişsin lafını. Söylemişsin. Sen de. Buraları ben sizi rahatsız etmek için sormadım bunu. Sadece evin dekorasyonunda bana yardımcı olsun diye. Eşinizle ilgili bir şey diyecektiniz. Maalesef 25 yıl önce şunu da almadan bu kapıdan çıktı ve bir daha da dönmedi. Akıllı adammış. İşte o benim hayatım. Geri geldim. Saçmalama hadi be. Hiç uygun bir hikaye değil. 25 yıl önce demek ki. Demek 1 yaşında evlendiniz. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşım. Şey söyle hanımefendi. O zaman yatağı yarım yapacağım demek ki. Hanımefendi çok özür diliyorum. O zaman yatağı yarım yapmak zorundayım. Kanun böyle. Hayır. Hayır mı? Bence de bir hayır var bunda.
Yatağı sizin arzu ettiğiniz gibi yapacağız. Siz nasıl rahat ederseniz. Geceleri bu yalnızlığın tadını tek başına çıkarmak isteyebilir bir kadın. Fakat ben önce yine pencerelerden başlamak istiyorum. İzin verirseniz bu pencereleri komple değiştireceğim ve eski doğramaya döneceğim. Çünkü o eski doğramanın otantizmini hiçbir şeyde bulamıyoruz. Evet arkadaşım, söyle de ki ben 3 klozet, 2 banyo düşünüyorum. Hanımefendi diyor değil mi? Ay sen diyorsun. Ben diyorum, Allah benim canımı alsın ya. Ben ne izin verirseniz 3 klozet, 2 banyo düşünüyorum. İşte biz buna, banyo dünyasında 5'i bir yerde deriz. Yani en kıymetli banyo sistemi budur. 3 tuvalet, 2 banyo. 2 küvet yani. Böyle olacak. Efendim, diyelim ki bağırsaklarla ilgili problem var. Buradan kalkıp yetişemediniz hemen duşa. Rahat hissettiniz, oturdunuz. Ondan yetişeme tekrar duşa. İğrenç oldu. Burayı komple atarsınız inşallah. Çünkü ben bile yaşarken canım sıkıldı. Sen ne seyrediyorsun orada? Arkadaşım, o gel şey şuraya. Danimarka'dan getirdiğin filmi mi? Arkadaşım, hemen 3, 2, 1 diyorum. Hemen evde dekorasyona başlıyorsunuz. Hızlandırılmış. Suzan gel şeyci yap, badanacı yap Ezgi'yi. Ezgi, evet. Geç piyanonun oraya badanacı olsun. Şimdi seni badanacı yapsın, evet. Evet. Şimdi, badanacı amca gelecek, evet. Şimdi sizi birazcık salona alacağız ve evi inanılmaz değiştireceğiz. Hayır, orada otur. Suzan gelsin, orada yapsın. Kim ya? Suzan onu amca yapacak, badanacı. O zaman şöyle başlıyoruz şimdi. Sizi yerinize alıyoruz. Biz evinizi yepyeni bir mekan yapmaya başlayacağız. Sarp, zorluk çıkar adama. Bu. Niye? Yapamazsın badana. İzin vermiyorum, yapamazsın. Sen. Çık git lan buradan. Gelsene şuraya. Oğlum sen külotlu çorap mı giydin lan? Yok mu? Fakir bir prodüksiyonumuz var. Ilgaz'ın donu mu bu? Ha, normal şeymiş. Evet. Dedeminkilerden. Sarp git annene. Anne, ben evimin değiştirilmesini istemiyorum. Bende değişiklik klostrofobisi vardı. Öyle bir hastalık yok ya. Fobi, fobi o. Fobi. Doğrusunu bulup montajda değişim koyarım. Değişim fobisi. Sen karışma lan. Karışma. Ben karışmasam hayatın bir kerbela. Sen evde artistik hareketler tık tıkla yürüyorsun. Ben adanın etrafında motorla gezip geliyorum. Arkadaşım haydi. Evet 3, 2, 1. Evde ya. Artistik hareketler yapıyorsun sen kadına. Ha, inanılmaz. Sizin gibi bir hanımefendiye bu tarz eskimiş bardaklara böyle bir modayı yakıştıramadım. Ayrıca... Amuda kalk! Ya öyle şey jimnastik hareketlerle falan yapıyorsun hareket. Zemin güzel. Tabii olduğu gibi aşağı geldi hep. Bunu hiç hesaplamamıştım. Anneye yalnız artistlik yap. Git önünde böyle dön mön falan bir şeyler. Ya, evimde amuda kalkan bir adam var ve ben ne yapıyorum? O kadar alışıksınız ki amut hareketi yapan erkeklere. Şimdi hanımefendi, burayı gerçekten çok sevdim. Çünkü burada bir yaşanmışlık var. Bu zibidi dışında. Ağzını kırarım sana. Çıktın mı lan ben? Çıktın mı sen oğlum? Senin dergilerini nerede sakıyorsun? Anne aniden bağır. Ay bunaldım. Niye bunaldı ya? Bırak ya. Oo, bir dakika dur. Gençliğimde bile böyle bir şey yaşamadım. Şimdi iki... Herkes antikacı. Şimdi hanımefendi, şunu anlatmaya çalışıyorum. 24 milim koyduğum tak... Ezgi gel eve. Beni çağırmışsın de. Yaşlı amcasın sen. O zaman ne olacak? Zemin yükseldiği için aşağıya bakışınız biraz daha rahat. Ay bunu aldım, tamam. O zaman biraz daha değişik anlatayım, soyunarak. O benim tangamı ver oradan. Arkadaşım. Ezgi gel şuraya. Ustam geldim de ne yapayım? Ustam geldim, ne yapayım? Gençliğinde güzel adammışsın. Merhaba ustacığım, ne yaptın? Eyvallah kardeşim. Osman usta tanıştırayım. Hande Hanım. Merhabalar Hande Hanım. Yok ya, mesaj at. Ya bir elini sıksana, merhaba desene. Kadın, merhabalar, Hande Hanım, merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Osman usta... Atırım. Yaşım geçse. Osman usta tesisat konusunda mıydı? Hayır, boya konusunda. Evet, boyayı üfleyerek yapıyor. Alıyor ağzına. Orayı komple böyle bir natürmort. Kardeş... Boyacıda bunun ne işi var? Ya da boyacının... Hayır, boyacı sen mesela... Boyacı... Sen Louis'den geldiği için... Yavrum o boyacı, o tesisatçı için. Yanlış söylüyorum. Tesisatçı olursa öyle olur ya. Boyacı... Hayır ulan, o haberleşme için.
Bizi alırsa buradan hemen bağırıyorum. Sen Fil Osman deriz biz buna. İnanılmaz bir adam. Boyada bir numara. Tek kat atar, alttaki siyahı kapatır. Öyle arkadaşım, onu ucundan tut, çek. Tut ucundan. Çek kendine. Böyle ritüellerimiz var. Çek kendine, Hande'nin yanına gel. Oha, bunlar bu kadar... Hakikaten. Aa, süper. Vay, davulunbaz şey değil mi bu? Neye şaşırdın lan? Yani ilk defa bu kadar uzadığını gördüm davulunbaz boşuna. Evet, evet, oradan haberleşiyorsunuz, oradan gösteriyorsun boyanın rengi nasıl olmuş diye. Çıkıyoruz bu evden ya. Arkadaşım, de ki Hande Hanım, böyle bir hizmetimiz var. Siz mutfakta çayınızı yudumlarken salonun ne renk olduğunu ben size gösterebiliyorum. Şimdi Hande... Kalk da boynu fosunu. Şimdi Hande Hanım, şöyle bir servisimiz var. O kırılırsa için çok fena olur. Her şey evlatlarım için. Babam bize bir şey bıraktı mı? Evet, sağ yanağını yavrum. Şimdi evet, böyle bir hizmetimiz var. Siz burada oturup çayınızı, kahvenizi içerken mutfakta neler olduğu ile ilgili bilgiyi anında wireless olarak size iletiyoruz. Osman Usta, ne vaziyettesin? Boyaya başladık. Göster bakayım biraz. Aynı zamanda görüntülü. Vallahi görüyorum. İnanılmaz, bakmak isterseniz şu an mutfağınızın eski Hande boyası... Hande bakar bakmaz iğrenç, ayağı zıpla ve hayatına gördüğün en kötü renk. Göster Hande. Buyurun. Ay, iğrenç. Daha bir şey göstermedim ki abla. Sen bu borun ucunu demin nerede tutuyordun? Böyle tutuyordum. Duvara daya, duvara daya. Duvara daya. Allah'ın cezası. Bu ospirik hep böyledir. Çocukluğumdan beri tanırım ben onu. Ospirik. Ospirik deriz biz ona. Mahalle arkadaşımız bizim. Ya bir dakika dursanıza, siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun sen? Şimdi de mesaj yolluyorum. Ne yapıyorsunuz ya? Bir şey yapmadık. Bunda malzemeden çalmışlar, açıldı anında. Ben ne yapayım? Sen onu açtın. İlk görüşmede şarj bitti. Saçmalama. Sana diyorsun. Hande, sen böyle bana bir şey... Bana mı dedin? Böyle... Hayır, hayır. Ben sana der miyim? Mümkün değil. Alayı denir. Bana diyor ama şimdi ben sonra yapacaklarını biliyorum. Evet. Şey, evet. Hande sen normalde evine iki tane böyle geldi. Ne yaparsın? Kahve ikram ederim. İnsan evladı işte. Olmaz Hande, böyle iki tane salak gelirse kovarsın evden. Evet. Evet, 3, 2, 1, ikisini de şeye, salona çağır. Arkadaşım, sen şey, kovuyor seni, sen izah etmeye çalışıyorsun, sizi kovuyor evden. Evet, 3, 2, 1, Hande kalk ayağa, çok sinirlendin. Muhittin, ospirik, böyle rezillik görmedim ben. Defolun bu evden. Kestik, kestik. Seni bana ospirik diyen dillerine kırmam olurum ben. Kestik. Hande, sen bunların mahalle arkadaşı mısın? Ospirik. Niye Muhittin'le ospirik diyorsun onlar? Ospirik. Ospirik İtalya kökenli. Baştan kendi alıyorum. Evet, 3, 2, 1. Hande, kalkarsın ayağa. Kalkarsın, sinirlenirsin. Heyt, 3, 2, 1. Ver müziği lan. Heyt. Bu ne rezillik canım? Kestik. Hande, nasıl heyt o? Stop, gaz versene annene. Hay tohumuna tükürdüğüm sözü. Sen nereye gidiyorsun? Hande, kalk ayağa, ikisini de camdan aşağı at. Evet, 3, 2, 1, çok sinirlen, cinnet geçir. Buyurun. Çok sinirlendim, şu an cinnet geçiriyorum. Canım ospirik benim canım. Muhittin Bey, lütfen camdan aşağı atlar mısınız? İzah et arkadaşım, izah etmeye çalış. Ama hanımefendi, hanımefendi. At oradan aşağı, at oradan aşağı onları. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi. At aşağı. Nereye at aşağı? Ya Hande, düşmüyorlar. Elim kuvvetledi. Nasıl az ya? Az bunu dağılsın aşağı düşüp. Evet, 3, 2, 1. Mış gibi değil mi? Arkadaşım alta düşsün, Ezgi üstüne düşsün. Evet. Ay yazık. Bu? Ha? Dur, o da benden, sürpriz. Nasıl alta düşsün, üstüne düşsün? Ya saçmalama arkadaşım ya. Sizi camdan aşağı atacak. Evet, 3, 2, 1. Hande, cinnet geçir. Cinnet geçirdiğini göreyim önce yüzünde. Ay, cinnet geçiriyorum. Beni yormayın, atlayın. Oh. Ay, elim ağırdır demiştim.
Hande ne yapıyorsun sen? Bir şey oldu mu? Çok güzel. Bana oldu çünkü. Gel buraya. Ben gideyim mi? Senin nasıl bu hale geldiğini anladım. Hande senin elin hakikaten ağır. Kocana yazık. Evet. Arkadaşım ne oldu ayağına? Sen kocası mısın? Allah sabır versin. Ne yaptın? Ne oluyor lan? Dinleniyorum biraz ya. Ya saçmalama sen düşeceksin. Evet Hande. Daha nereye düşeceğim? Hande şey ikisini birden. Arkadaşım düşecek, aşağı yuvarlanacak. Ezgi de onun üstüne yuvarlanıp düşecek. Tamam mı? Sen de camdan aşağı bakıp... Şu patlatları sen. Sen de camdan aşağı bakıp diyecek oralara hep kan yaptınız. Kalkın gidin diyecek. O da yetmeyecek. İkimizin üstüne atlayacak. Yok, o kadar değil. Değil mi? Evet. Ben de abarttım. Şey Sarp sen cama aç, camdan onları hareket çek. Tamam mı? Üç, tamam. İki, bir. Evet, buyurun. Hande, cinnet, yala. Ay ben cinnet, müziğim. Cinnet geçiriyorum. Hanımefendi. Gidin buradan. Allah, Allah, Allah. Ezgi üstüne. Allah. Lan yavaş. Sarp, aç camı, hareketi yap. Yapacağım. Ne yapıyorsun lan? Hande, bağır arkalarından. Ha? Camdan bağır aşağı arkalarından. Allah sizi kahretsin falan tarzı bağır. Ben buradan çatlamadan eve giderim söyleyeyim. Bağırsana. Defolun mermerlerimi kan yaptınız. Defolun pislikler. Süpürgeye at güzellik orada kaldı benim. Ben kaçıyorum söyleyeyim. Arkadaşım gel sahneye. Nereye geleyim ya? Gel sahneye. Neredesin lan? Hande subaşını getir öne. Hande Subaşı. Mahvetti bizi. Yok hep şaka bunlar. Ne oldu lan? Yok. Ezgi. Efendim? Şu al yanına. İçeriye götür. Biraz sonra gelin. Tamam. Sonra buradayız. Arkadaşım. Niye titriyorsun sen? Ha telefonum çalıyor. Ne? Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Müzisyen arkadaşım gelsin. Bakalım Tolgiş bize neler hazırlamış müziği çal. Oğlum gelsene. Bir tane masa, üç tane sandalye getirin. Tamam. Getirsinler. Sen şeyi çağır, Ezgi'yi çağır yanına. Ezgi. Ezgi. Yılbaşı bölüm bitmedi mi? sen niye böyle giyindin? Bilmiyorum, böyle giydirdiler. Evet, bunlar verdiler bize. Ha, ama ben aynı şey değil yani. Değil tabii. Kadın elbisesi, erkek kıyafet. Hayır hayır. Aynı şey, aynı dönem bile değilsiniz. Hatta aynı işi bile yapmıyorsunuz. Hatta senin ne yaptığını çok merak ettik. Yok, neyse böyle... Ezgi sen ev hanımısın ya. Tamam. Böyle topuk olur mu? Göster ayağını bakayım. Bismillah ya. Şuna bak ya. Böyle şey olur mu ya? Kız onu bileğin döner ya. Neyse. Yavrunuz da gelsin. Otur yemek masasına. Kim oturuyor? Oturun yemek masasına, eviniz sizin burası. Müzisyen ev müziği çalmadığın için anlayamıyor çocuklar tabii. Niye ben eve geldiğimde yemek hala hazır değil ya? Harika bir ev reissin, süpersin. Babaya bak, işte busun. Yürü lan. Çocuğumuz nerede? Hayır hayır, olayda yürü. Ha. Sarp Bey, sizi gelsene. Çocuğumuz nerede mi? Güzel bir yemek yeseydik bu gece yapacaktık. Ama artık mümkün değil. Çocuk gelmediğine göre... Of oğlum, o ne lan? Gel oğlum, gel güzel oğlum. Oğlum bu Alaska için lan bugün. Çok sıcak. Bu Ilgaz'ın bize bir garezi mi var? Otur Sarp. Bana da yün doğum verdi. Evet.
Şey Ezgi, yemeği evet. getiriyorsun. Şey arkadaşım sen diyorsun ki ne yemek var? Sen de diyorsun ki mercimek. Sen de diyorsun gene mi mercimek? Sen de tencereyi ortaya bam diye vuruyorsun. Ağlayarak anlatmaya başlıyorsun. Babamın evinde neler yedim neler. Arkadaşım. Evet. Ne yemek var bu akşam? Mercimek ne var. Gene mi mercimek? Akşam evet. Mercimek var, yine mi mercimek? Ondan değil. Karınla şey yapacaksın. Evet. Benle değil, karınla konuşacaksın bunlar. Yavrum babanla niye konuşuyorsun evladım? Bunu gidip kestik, karınla konuşacaksın. Kestik. Kestik, kestik. Karını kestik. Sinirlendirdi bizi. Kestik karın. Şimdi sana yeni eş arayacağız. Yani bize bunları kestik. Yaşat... Çocukluğundan beri problemsin. Evet hocam, iyi gidiyorum ben. Kısa kollu gömleği olan mal. Evet, senin hocam. Gömleğin kısa mı Sarp? Hayır, mal dediniz o kafamı karıştırdı. Tek cümlede ikimize seslenmesi. Ezgi'cim. Evet. Çok sinirli ve gerginsin, tamam mı? Evet arkadaşım, sen sonra gene mi o tencereyi bom diye vurunca çorba sıçrıyor sarfa sarf yandım diye bağırıyorsun. ne kadar Yemin ediyorum bu şaka 4 yıl yeter bize ya. Çorba devriliyor. Bir de ağır çekim yaparız 2 hafta. Sen de sarp bağırınca ne bağırıyorsun lan diye sinirli çocuktan çıkarıp enseye bir tane şaklatıyorsun. Bu sefer kafa da çorbaya giriyor sarpın, tamam mı? Evet, 3, 2, 1. Hiç konuşmayalım, ne olur şunu hızlı hızlı yapın. Nerede 3, 2, 1, yala. Şu yemek nerede Allah rızası için? Ben işten eve geldim. Gel Ezgi. Yemek gelmiş olsun diyorum ya, 50 kere gelmiş olsun diyorum ya. Nerede bu yemek ya, nerede burada kaldı? Işte burada. Ne var yemek? Gene nerede bu yemek diyorsun? Gene nerede bu yemek diyorsun? Hayır, ne yemek var diyeceksin. Ha, ne yemek var? Hayatım mercimek var işte, görmüyor musun? Yine mi mercimek? Aa. Dur dur, sen çorbayı koymayacaktın. O ayakta söyleyecekti, sen de çorbayı yere vuracaktın. Sarp'ın yüzü yanacaktı, o da enseye şaklatacaktı. Tamam, çocuk hava tamam. Çorbaya girecekti. Tamam. Gel geri şeyden ortadan. Müzisyen, çalan. Biz olanla yetiniriz hayatım. Arkadaşım. Arkadaşım. Ben Doğu, Doğu. Gerginsin sen, evin reisisin sen. Evet. Evet, gel. 3, 2, 1, gel. Masaya oturdum, yemek. Sor. Ne yemek var? Mercimek var. Yine mi mercimek? Aa, yeter artık be. Aa, hayatım be. Her gün rutinimiz bu. Kestik. Ne yapıyorsun lan? Çorba koyuyorum. Sana demiyorum. Ha. Lana diyorum. Ne yapıyorsun lan? Ben doydum. Sana demiyorum, lana diyorum. O zaman kesin bana diyor. Şimdi o vurduğu zaman çorba sıçradı, yandı ya. Evet. Akabinde dediniz ya siz, onun kafası da sonra kalkar girer. Onu unuttuğu için ben kafasını soktum. Bizim bugünlük rutinimiz. Arkadaşım, çocuğun enseye çakıyorsun, çocuğun kafa çorbaya girip çıkıyor. Çok özür diliyorum hayatım, benden kaynaklandı. Evet, ben havadan alıyorsun. Ezgi, sen de o hareketleri yaparken diyorsun ki babamın evinde neler yedim neler. Evet, 3, 2, 1, sor elinde. Senin yanında her gün mercimek çorbası para getirdiğin mi var? Evet, tamam işte, buyurun. Kurtardık seni. Buyurun. Hazır hocam. Sor. Ne yemek var? Mercimek. Yine mi mercimek? Aa, yeter artık, ben babamın evinde neler yedim neler. Konuşma sen de. Oh be, yandı mı öteki tarafın? Geçen hafta buran yanmıştı çünkü eşit değildi. Eline sağlık. Bu kadar mı güzel olur? Afiyet olsun hayatım. Saçmalama. Tipik Türk ailesi. 30 saniyede normale dönelim. Hayır ya, kavga ediyorsun. Ama şu an çocuk şizofren oldu, bitti. Onun ömrünü bitirdik ama biz normal. Yavrum bunlara ağlama. Arkadaşım. Arkadaşım ne olursun. Babam bana da tiltiyle vuruyordu. İnşaat tilti. Arkadaşım. Hayır. Olay orada bitmez. Ezgi sen büyük zırlarsın. Evet, büyük zırla. Büyük zırlar var sende. Büyük zırla Ezgi. Ay canım çok sıkkın artık, yeter şikayet etme ya. Niçin böyle bir tepki gösterdiğini anlamıyorum. Ben evin erkeğiysem, eve geldiysem yemek masada olacak. Her günde aynı yemek yemek zorunda değilim ben ya. Sarp yanıyorsun. Yanıyorum, çok aşığım. Öyle değil beyinsiz. Sana çorba sıçradı ya. Evet. Sıcak çorba sıçradı sana. Aç gömleğini babana göster, üflesin. Aa baba üfle. Açma açma, ben o manzarayı biliyorum, açma. Hiç. Yemek masasında olmaz yavrum öyle şeyler, açma. Üflesene lan çocuğa. Bizim sülalede 1,5 maymunlar cehennemi ya. Üfle, üfle. Yapma, ne üfleyeyim oğlum sen. Oğlum. Üfle arkadaşım. Üfle. Kapat oğlum. Şu Orman Bakanlığı'nın numarası kaçtı, ara. Bu bizim altından kalkabileceğimiz bir yangın değil. Sana ne oldu böyle ya? Sen hastanede kimle karıştın? Sezar'la mı karıştın? O maymunlar cehennemde gizli maymun var ya Sezar.
arkadaşım, yapma şöyle. Aranızda şaka yapmayın. Üfle çocuğa, evet. Üfle. Üf. Üf. Üfle tam 80'lerin şey. Şakası bu. Geçti mi yavrum? Yavrum, sen aslan gibi delikanlısın. Sen böyle şeylerle canını... Lan yellesene çocuğu. Kusura bakma. Tabaktan yelle. Biliyorum canım. Yavrum, yavrum, geçti yavrum. Hayır, ya, Sarp, hep rahatla. Rahatla yavrum. Sarp. Annene söyle. Anne. Ne var oğlum? Kaçırdım biraz. Yok, annene he yap. He anne, he. Ne var anne? He. Tamam, bence ne çocuk var? Rahatladı. Artık uzatmayalım. Tamam, bana. Evet arkadaşım. Otur. Şimdi de ki, karıcığım, ben de eve para getirmek, ben de et almak istemez miyim? Ver romantizmi. Şey, evet, acıklıyı ver. Ver acıklıyı. Ben de eve her gün aynı parayı getiriyor muyum sana? Her gün farklı miktarlarda para... Amount diyecektim. Her gün yabancı eğitim gördün mü şöyle? Her gün farklı miktarlarda para getiriyorum. Ben elimden geleni yapıyorum bu eve para getirmek için. Biliyorum sen benim getirdiklerimle anca bu yemeği yapabiliyorsun ama... Ezgi, gözyaşı çorbaya düşüyor, sinirlen. Hayatım, ben senin para getirmemene kızmadım. Senin bana kızıp yine mi mercimek demene kızdım. Yoksa canın sağ olsun, her gün mercimek yeriz biz. Senin canın sıkılmasın. İstemiyor muyum? Aile mutlu olur istemiyor muyum? Hem sana hem metresime para yetiştirmek beni bitiriyor. Bitiriyor. O da mutsuz. Siz de kimseyi mutlu edin. Arkadaşım. Canım. Metres konusu falan yok. Metres yok. Sen sarılırsınız. Evet, ver. Evet, müziğe ver. Sen sarılırsınız ve bir söz verirsin ailene. Bundan sonra yemin ediyorum. Ay, önce müziği alın içinize. Oo. Bu koltukları iyi ki aldık, operlörlü. Eperler. Yüksel. Müzik yükselir, hayır ya. Lan müzisyen sen yüksel. Çok bekleriz. Bundan sonra size söz veriyorum. Seftap da gelip bizimle yaşayacak. Arkadaşım. Pardon, kafa tamamen ona gitti. Arkadaşım orada ya. Orada bugün kirası vardı bak, çünkü. Bak sen neden yapamıyorsun? Kimin kirası vardı? Seftap'ın. Olur mu lan? Bugün ayın 25'i. Ne kirası? Siz nereden tanıyorsunuz Sevtap'ı? Arkadaşım. Sevtap bayağı kira alıyor galiba. Arkadaşım, kiralar ayın birinden birine olur ya, o yüzden. Biriyle beşi arası. Evet, müzisyen, bu şey bir Anadolu ailesi şey ver. Anadolu telli turna mı ver? Tamam. Anadolu telli turna bizime varırsan. Evet, evet. 3, 2, 1. Buyurun, ver. Sarılayım ben. Sen şey müziği girsin, orada sarılın. Söylesene lan. Allı turnam bizi bele varırsa. Allı turnam bizi bele varırsa. Söz ver. Şeker sen. Hayır. Ben de unuttu sandım, çok üzüldüm. Lan ne güzel oldu, geldik, kulduk, eğlendik ha, valla. Ulan! Valla, her hafta gelin ya, yemin ediyorum. Dur! 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 Seyirci sus! Arkadaşım, söz vereceksin. Evet. Eşime, çocuğuma. Evet, evet. Allı turnam bizim eve girersen, şeker alma, şerbeti bizim almadan girersen, git. Evet. Evet, 3, 2, 1. Allı turnamdan, evet. Buyurun. Size söz veriyorum. Bundan sonra tez zamanda öyle bir iş bulacağım ki kendime bütün bu dertlerim bitecek. İnşallah, hadi. Kısa zamanda çok büyük para kazanacağım. Kısa zamanda çok büyük para kazanacağım. İnşallah hayatım. Sor, ne, Ezgi ne yapacaksın de. Ne yapacaksın? Korsan DVD işi falan. Hayır! Kaçıracağım. Kaçıracağım. Neyi? Bunu bilmiyorum. Neyi kaçıracağım? Tarihi eser kaçıracağım. Çok güzel örnek oluyoruz ya. Lan tipine baksana. Senin gibi böyle bir tipsizden başka meslek olur mu? Evet. Belki de sizleri korkutacağım ama... Beldemizin de... Sen ne yapıyorsun şimdi? Beldemizin de civarında çok gördüğüm ve duyduğum bir şey var. Tarihi eser. Yapma. Evet, anneni kaçıracağım. Çünkü karının öleceği yok.
Kendimden ben kaçırırsam kıymete biner. Arkadaşım gel müzisyene, gel müzisyene. Evet, toplayın sofrayı. Ha. Toplayın sofrayı, hemen orayı araba yap, şey, o masa ve sandalyelerden araba yapın, ezgiyle sarp. Evet, gel müzisyene, müzisyen dön önüne ama aynı anda çal. Zaten önüne dönük şu an. Şey, arkadaşıma dön. Arkadaşım gel, bu şey, tarihi eser şeycisi, adamcısı. Selamünaleyküm. Merhaba canım. Neyse, sizin parça bittiği zaman konuşuruz. Hayır, konuş. Hocam çok affedersin, çok da sesli konuşmak istemiyorum. Burada böyle taşınacak falan herhangi bir şey var mı? Ben daha önce taşıdın mı? Daha önce taşıdın mı? Şimdi ben öyle ya tutarsa diye attım. Çünkü neyi taşıyacağımı da bilmediğim için. Tarihi eser vereceğim sana. Kaçıracaksın yurt dışına. Tamam. Kaçırabilir misin? Elimden geleni yapacağım. Yani daha önce denemedim ama yapacağım yani. Aa, daha önce denemediysen olmaz. İyi, sonra uğrarım ben. Arkadaşım adama de ki, evet kaçırdım de. Evet, şu an kaçırdım biraz. Ya arkadaşım tarihi ya. Eser. Referansın var mı? Referansım bizim Selahattin abiler var orada. Onlar... Önce bir boşa kaçır, ondan sonra ikinci işini veririm. Boşa kaçırmak ne demek ya? Ortada a**ler gibi boşa kaçır. Arkadaşım, önce kendin kaçıracaksın. Kendim mi kaçırayım? Evet. Kendimi nasıl kaçırayım ya, ne saçma? Ya arkadaşım! Kendin bir tane kaçıracaksın, bir tane kaçırınca ikinciyi de yapabilirsin diye adam sana işi verecek. Ha, ben size kendimi ispatlayacağım yani. Evet. Ha, tamam. Gel şimdi eve. Peki kaçırdığımı size nasıl ispatlayacağım ben? Belki de evden getiriyorum sizi. Nereden bileceksiniz değil mi? Lan film lan bu. Tamam. Anasını satayım, bizde de limuzin mi var nedir? Bizim, vazgeçtim hocam, bizim ihtiyacımız yokmuş ki. Hayır arkadaşım. Çek, Silivri'deki yazılığa çek. Arkadaşım, adam gel 6 şimdi, saattir cam siliyor. Gel, karın ve çocuğun bekliyor. Ezgi'deki ne oldu, ne oldu? Aldın mı işi? Ne oldu hayatım? Kapıyı açsanıza lan. Hayatım ne oldu? Aldım işi. Gerçekten mi? Aldım. Ay hadi bakalım. Çok güzel bir iş aldım. Hadi. Fakat ben daha önce deneyimim olmadığı için adam dedi ki tabii ben sana böyle bir malzemeyi emanet edemem dedi. Önce sen kendi başına böyle bir operasyonu gerçekleştir. Bir eseri getir bana dedi. Yani... Tarihi eseri nereden bulacağız? Sor Ezgi. Tarihi eserimiz yok ki bizim hayatım. Ne kaçıracaksın? Anneannem dedi ki işte. Ama sen hep kavga çıkacak mevzuları hatırlıyorsun ya. Arkadaşım aklına çok acayip bir fikir gelir. Bir anda fikri hisset. Ne oldu? İnanılmaz bir şey geldi aklıma. Aa, hayırdır inşallah. Yok, ben de tam şu an inanmadım zaten. Arkadaşım! Seni tarihi eser diye kaçıracağım. Karına söyle. Beni mi? Evet. Seni tarihi eser diye kaçıracağım. Nasıl fikir? Fakat tarihi eser olduğun için, çok eski çağda yapıldığı için komple soyunman lazım. Çünkü kıyafetli tarihi eser olmaz. Saçmalama! Evet, ama birazcık yüzünü değiştirmen lazım. Suzan hemen malzeme getir arkadaşıma. Benim mi? Evet, karını tarihi eser yap. Neden ya? Sarp, sen geç arka koltuğa. Ezgi, geç ön koltuğa. Arkadaşım, karını tarihi eser yap. Sonra da kaçır. Araba yüksek. İnsan alan zıbıdı. Bunlar 19 pound mu? 23. Ezgi, itiraz et önce. Nazlan. Ay vallahi ben tarihi eser falan olamam. Hiç kusura bakma. İn arabadan o zaman. Ne münasebet? İn arabadan. Ben ineyim. Görüşürüz. Ay gitmiyorum. Yok, aşağıdakileri seveyim. Görüşürüz. Bir şey bulamadım, böyle bir şey. Ver, ver tabii. Onunla vites yaparım ben. Hayır, ver onu. Arkadaşım, karını tarihi eser yap. Kızım, bu boya ya. Ya ne yapayım? Nasıl ne yapayım ya? Bölüm ya bir kere normal oynayacağım. Niye boyanıyorum Sinek? Boyayacak, seni tarihi esere benzetecek. Hadi. Yoksa inanmazlar. Kaka ya, pişik yapmasın. Uzun süre oturacağız ya, o yüzden. Ya bunda iğrenç bir boya var. Ben ya kıza... sür kızı yüzüne tarihi sen eser. Sen süreceksin. Kim sürecek? Kızı tarihi eser yap çabuk. O kadar güzel olacaksın ki değil tarihi eser, tahrik eser olacaksın. Herkes seni kaçırmak isteyecek. Ya şu Türkçe'ye oran hakimiyetim. Evet. Sür kıza, çabuk ol. Böylece ne oldu? Bir kızıl derilli pırtığı oldu. Bence çok güzel oldu. Ya boya şunun her yerini, yüzünü. Olmaz ya. Sür. Lan olmaz lan. Sür sür. Sen her yerini sür. Vallahi mi diyorsun? Evet. Dudak budak her yerine. Ya ne yaptı? Beton artık olacak kız, beton. Anlaşılmasın. Dudaklarımızı.
Hapşırma lan, tarihi eser boyuyorum. Arkadaşım sürsene şunu bol bol. Büyük geçmiş olsun Ezgi'm. Ya bu boya mı? Gerçekten rahmetli anneanneme benzedin. Kolunu da boya. Hayır kızın kolunu. İnanılmaz bir dış cephe boyası bu Ezgi. İki, iki buçuk yıl mümkün değil dökünmeden idare ediyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Güzel fantaziymiş. Ben bunu deneyeyim ya. Seni ben yarattım. Tamam, tamam arkadaşım. Otur, evet. Şimdi kızı sarın, bağlayın. Koltuğu, arka koltuğa koyun, kaçırıyorsunuz. Evet, üç, iki, bir, kaçır kızı. Kız karım zaten ya. Tamam, tarihi eser. O artık Artemis. Çok güzel. Çok saçma bir şey bu. Dur, pardon, affedersin. İşte Bülent Ersoy'la da aynısı olmuştu. Dur, dur ayu, dur ayu. İyi misin? Yeterince sıcak olmadıysa şu cep ısıtıcılarından getireceğim. Yenge şunu sen yap istersen. Lan yapsana! Ya. Ne oldu, huylandın mı? Utandı. Tekrar yapabilirim, tam sıkışmadı galiba. Hayır. Artemis Karbo. Sarp, iyice çek ki kangren olsun kız. Tamam. Onun ismi kangren değil, gangren o. Evet arkadaşım, tamam hadi atın kızı arkaya. At kızı arkaya. Yapma. Ya, kendini çuvalı gibi bıraktı ya. Ya sen benim neyime... Hocam vazgeçtim. Dairede iş var mı? Arkadaşım. Yapma dedim. Ulan mermer o. Tabii ki ağır olacak. O alınır mı kucağa? Vallahi taş gibi kara derler ya. Helal olsun. Kardeşini. Niye çözdün? İşi çözdüm. Böyle yapmamak gerekiyor. Ulan al kızı, yatır şeyi arabanın arkasına. Tamam. Şey bagaja koy, arabanın altına koy. Arabanın bagaj arkası ne olur ya? Ha altına koy. Döşemeye. Kaçırıyorsun ya. Ne olur? Ha döşemeye kaçırıyorum. Yapma yapma. Tamam tamam. Artık bir daha yapmam zaten. Ya oturur mu heykel? Ya heykel değil ki o. Karım ya numara yapıyor. Tamam ama heykel gibi durması lazım. Allah. Ezgi uzat ayakları. Ezgi ayakları uzatsın. Ezgi şu an çok mutlu. Arabanın... Ezgi kafanı göreyim. Ezgi yanlamasına tak, arabadan çıktın. Giderken yolda kafan sürtünür yerlere. Kapılar açık. Kapı açık mı gideceğiz? Şöyle durayım. Ya saçmalama, dikine soksana şunu arabaya. Dikine mi? Yatırın dediniz. Dikine yat. Böyle boynun ağrır ya, ağrımaz mı? Evet, böyle süper oldu. Boyun ağrımaması için ip bağla boynuna, azıcık indirir kaldırırsın. Tampona bağlayayım, zaten düz gelir biz hızlı giderken. Hayır, ağrım boynuna boyun. İp bağla. Hayır, hayır, onun boynuna bağla. Yok, benim boynum ağrımaz. İyi, tamam. Evet, binin arabaya. Ve yola çıkarlar, yola çıkarlar. Gümrüğe doğru yaklaşmaktadırlar. Yaklaş Gümrüğe. Prodüksiyon, bir tane masa, bir tane sandalye getir. Çabuk ol, prodüksiyon! İçerisi yavur hamamı gibi oldu. Çok eskilerden bir gülüş sezdim. Evet, Ezgi sen devamlı şikayet ediyorsun, şikayet et. Ama hiç güzel olmadım böyle. Hayır, öyle şikayet etme. Vallahi acayip bir havası oldu ha, söyleyeyim. Sen manitaya sor, böyle beğenebilir. Ezgi söyle. De ki, Allah kahretsin benim üzerimde deneme mi yapıyorsunuz yani falan? Yani Allah kahretsin denemeyi benim üstümde mi yapıyorsun ya hayatım? Ya karıcığım, yazıklar tamam da. Yazıklar olsun. Ya susun, gümrüğe geldik.
Söyle, hiç kıpırdamayacaksın. Şey, gümrükçü gelip arabayı incelerken Ezgi bir ses çıkarırsın, tamam mı? Evet, 3, 2, 1. Gümrükçü gelsin. Alkışlarla gümrükçüyü çağır. Seyirciden mi? Hayır, arkadan gelsin. Gümrükçü gelsin. Gümrükçünün şu an bizim kapıda durması normal mi hocam? Ercan abi, hoş geldin. Hoş geldin sen. Ya işte ben tam göremiyorum. Oralarda bir yerde. Ercan abi, sen oturuyorsun şeyde, gümrük şeyinde. Evet, orada kendi kendine mırıldanıyorsun, şarkı söylüyorsun. Verin Ercan abiye gitarı ver. Sen kendi kendine takılırken oradan abi, bu salak geliyor arabayla yanaşıyor. Sana pasaportları bastırmaya geliyor. Evet. Arkadaşım, şarkının sonuna doğru pasaportları bastırmaya git. Pasaport. Evet. Dünyada ilk. Pasaport da olur. Nasıl bir yolsa bu, böyle böyle geldik oraya kadar. Evet, kalk şimdi, in arabadan. Yavaş yavaş gidiyorsun. Ercan abi de takılıyor. Kendi kendine şarkı söyleyen bir şey, memur. Tamam, evet. 3, 2, 1, buyurun. Gümrükçü böyle yani. Tabii. Evet, evet. Gitarcı gümrükçü. Gitarcı gümrükçü. Yeni bir beste üzerine çalışıyor. Ne seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü, sayenizde. Korktum artık. Gel canım, gel. Kolay gelsin. Biz... Bir saniye, bir dakika. Şurayı da yapayım. Of Allah'ım. Nedendir hep zor da sana geliş. Of Allah'ım. Ofları tekerledim sahi. Gel tamam. Yo yo, ben vakit geçtikçe işime yarıyor. Daha da yıllanıyor benim tarih eser. Gel. Tarih eser derken? Evet. Oğlumla beraber tarih eser kaçırıyorsun. Arkadaşım, ne yapıyorsun? De ki, oğlumla beraber şeye, yurt dışına gidiyoruz. Ercan abi, sen çok saçma sorular sor. İyice şey yap. Yani, ya Fırat, sen neredesin bu arada? Bir bakmak istiyorum. Her yerde. Şuraya, tamam, eyvallah. Ona annesi bile bakmak istemiyor ona ya. Vallahi... Efendim, rahatsız ediyorum. Ben oğlumla beraber yurt dışından geliyoruz. Beyan edilecek bir şeyimiz olduğunu zannetmiyorum. Oğlum bir iki tane arkadaşlarına vermek üzere biblo falan aldı. Siz de uygun görürseniz bir an önce geçmek istiyoruz. Çünkü ocakta yemeğimiz var. Of. Deklar edecek bir şey yoksa niye böyle bu kadar bir kıvranıyorsun, onu anlamadım yani. Nerede gösterdik şimdi? Efendim, bir araba burada. Buyurun lütfen. Evet. Zahmet olacak size. Arabaya mı bakacağız? Araba bu. Yok, Arap gelmedi bizimle. Deklar edeceğiniz şey ne? O söylediğin şey ne? Biblo, bir tane oğlan bir tane şey aldı. El yapımı bir heykel değil. Biblo da değil de heykel. Oğlan bu herhalde. Oğlanım, evet. Maalesef bu. Elimizden gelen en iyisi buydu. Ercan abi, elinde kağıt kalem, arabanın etrafında dolanıyorsun. Bakarken tam o sırada Ezgi bir ses çıkarır. Sizin biblo... Arabanın ABS'si efendim. Uzun yol yaptığımız için... Sintine yapıyor tabii, normal Westinghouse. Ya arkadaşım, git kıza şey yap. Yapma falan. Karıcığım, Allah, iki dakika sık dişini lütfen. Şu an geçtik geçiyoruz ve şu an benim arkadan donum çıktı çıkıyor. Gergin bir durumdayız. Ezgi, posta koy. Ne yapayım ayol, tozun içindeyim, hapşırdım. Hadsiz! Biri yürüyorsun beni. Ercan abi, çağır şunu yanına. Ne oluyor lan bu arabada? Gel lan buraya bir dakika. Allah'tan gümrükçü çok zarif. Buyurun efendim. Ne oldu? Şimdi çok enteresan. Yavrum, sen bunun elektrikli olduğunu söylemedin bana. Konuşuyor falan, 3-5. Evet, bir tuşu var böyle. Burasına basıyorsun. Hadsiz! İnanılır gibi. Budapeşte'den aldık biz bunu. Hangisi dedik? Budapeşte, Budapeşte, Budapeşte dediler. Bunlara peşte deniliyor. Hadsiz! Köy... Ne diyor? Kalçasına falan vurun, hiç ses çıkarmaz. Ha, söylediği şeyi anlamıyorum. Budapeşte'ce mi bu? Orada, evet. Çek, çekçe. Adamın dikkatini başka yere çek arkadaşım. Bir şeyler yap. Aa, inanılır gibi değil. Burada ne yazıyor? Shop'ta indirim mi? %90. Arkadaşım, öyle değil. Sen hareketlerinle falan bir anda bir yerine bir şey olsun. Evet, tam Ercan abi adamı yakalar, şey, kadını yakalarken, arabaya doğru baka eğilirken bir yerine bir şey girsin. Ben buna bir yakın bakmak. İnanılır gibi.
Ne oluyor sana ya? Şşt, kalk oğlum. Ne suni dedi? Teneffüs yap. Ne? Suni teneffüs. Adam gidiyor. Bence gitmiş çoktan. Artık gerek kal. Arkadaşım numara yap. Ağzını göster adama. Ağzıma ağzıma de. Elinle göster. Ağzıma oğlum, ağzıma. Numara bu mu? Bu mu numara? Ya numara yap ki kadın orada rahat rahat şey yapsın. Sarp sen de koş, babana bir şey oldu sanıyorsun. Ne oluyor? Ben de... Gerçekten canlı adamı gömüyordu yalnız az kalsın. Ercan bir şey kalp masajına gerek yok. Yapış dudaklara. Ne oluyor? Ya başlarım tarihe seninle. Arkadaşım inandırıcı olması lazım. Beni böyle French öp... Ne? Ben inanmak zorunda mıyım kardeşim yani? Hayır, sen öper gibi yap, ben onu montajda öptürürüm. Benim... Tam öperken arkadaşım birden düzel. Lan niye dudağını uzatıyorsun? İstikabler, insanız neticede. Saçmalama. Ercan, sen tam sana eğilirken sen bir anda başka bir yerine bir şey girsin, hemen kalk. Evet, buyurun. Oğlum ne oluyor babana? Yok, yo, böyle durmam daha tehlikeli. Bir dakika. Ne oldu? Öyle durmam. Gümrük memurundan kıllandığım için... Gümrükçü, gülme. Ciddi, evet. Şey, Sarp sen at kendini yerlere. Babam, babam. Aa, aa. Hayır ulan. Yasin. Ercan abi sen oraya saldır, oraya saldır. Hangisine? Şeye, çocuğa, anne, çocuğa. Anne, anne. Çocuğa. Dudaktan mı? Hayır, tam onu da öperken bir anda arkadaşım sana bir şey olur. Sapık mıyım lan ben? Ya öperken dediğim lafın gelişi, suni teneffüs. Tam ağzını açmışken... Tam beraber duş alıyorsunuz. Hayır. Ne olay bitti? Tam çocuğa suni teneffüs yaparken Ezgi bağırırsın. Sen dikkatini çek adamın. Hadi bağırsana be abi. Gümrükçü! Dur, o benim hanım, ben öperim. Arkadaşım, hayır ulan. Şey, öpme yok. Sen şimdi tam öyle yolda... Niye, o benim helalim. Bir dakika dur. Ya, ha? Ne? Tam şey, Ezgi bağırırsın. Yavruma bir şey mi oldu gümrükçü diye. Sen Ercan kalka, bir dakika lan, burada ne numara çekiliyor diye. Yavruma evet. Ne oldu gümrükçü? Kalka ya. Ya bir dakika ya, burada ne numara geçiyor ya böyle? Ne yapıyorsunuz siz ya? Şimdi çok özür diliyorum, kalk lan, kalk. Manyak mısınız oğlum siz? Artık kandırmamız mümkün değil. Şimdi efendim çok özür diliyorum sizi. Bir yerden tanı, bir yerden tanı. Aa. Ercan abi. Lan. Bir yerden tanı ne demek ya? Ya bir yerden... Diz kapağını oradan tanıdım. Ay, arkadaşım birden parmağın çıkar. Birden Ercan abiye gidiyor, dur parmağın hızla çıkar ve dersin ki... Hıt. Nasıl? Lan niye arkadan çıkıyor? Ne bileyim, nereden çıkar bilmiyorum ki. Evet, sağ elin işaret parmağı birden çıkar. Ercan abi. Ercan abi. Aa, Zahit. Olur. Ercan abi. Faik abası yanık. Kitap yazıyoruz. Hayır. Ercan abi, sen tanımıyorsun. Sen gümrükçüsün. Abi, bu kolpadan seni tanıdığını zannediyor. Ya tamam. Kolpadan adını nereden biliyorum peki? Ha? Hep şey, göğsünde diye. Yazıyor. Ercan abi. Ha. Ercan abi. Oh, Ercan abi. Sık bir yerden. Ne? Sık. Bir yerden. Hayır. Ay, kafadan sık bir yerden tanıdığını. Nasıl sıkayım kendimi? Hayır, kafadan sıkacaksın. O ne demek ya? Ya hayır, Ercan'ı tanıdığını bir yerden sıkacaksın. Atacaksın. Ha! Onu diyoruz işte, sıkacaksın. Onu demiyorsunuz işte, kafadan sıkıyorsunuz ben, ne bileyim. Ercan abi, beni hatırlamadın mı? Hatırlamadım. O zaman ben seni hiç hatırlamadım. Allah Allah! Ne, tartışayım mı ben adamla? Hayır, kardeşim? Ercan sen çok sinirli. Lan nereden hatırlayacağım ben falan? Sen o Ercan abiden olmazsa babasından gir. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Beni hatırlamadın mı? Ne hatırlayacağım ben seni ya? Sen Mersin'e değil misin? Efendim? Mersin'e değil misin? Ha. Adana'da? Hiç değilim. Zonguldak. Vallahi değilim. İzmir? Değil. Gel Aydın'a doğru gel. Ne diyorsun sen ya? Arkadaş. Sen Türk değil misin ya? Türksün işte. Türk'üm. Tamam, Türkiye'densin ya. Tamam ya. Orada hatırladım. Hep geziyorum ben oradan. Kestik. Kestik oraları biz ya. Hayır ulan. Ulan Türk diye adam tanınır mı? Şehrinden de tanınmaz. Ben çok geziyorum her ilde. Daralt, olayı daralt. Evet, gir. Onu at. He. Daralt olayı, orayı. Böyle daracık bir yerden geçiyoruz. Karanlık, gece karanlığı. Ödüm patladı tabii benim. Bizim hanım da...
Ya ne olay, diyorsun ya? Olayın sana gerçeği anlatacağım. Eşim sen kimsin? Benim adım Muhittin. Şimdi biz oğlum ve eşim, bu da eşim benim. Ezgi kalk kalk. Kalk çünkü olacak gibi değil, artık yalan, çok iyi bir insan, yalan söyleyemeyiz ya. Eşimi para kazanmak amacıyla tarihi esermiş kıvamına getirip, ki bana şu an bakar gibi bakıyor kendisi, ki bunların müsebbibi ben değilim. Bana dediler ki tarihi eser kaçırabilirsen büyük para var dediler. Ben de Ezgi sen Ercan'ın arkasına git. Ercan sen aniden dönersin ve çok korkarsın Ezgi'yi görünce. Evet anlat arkadaşım şimdi. Karımı ben de dedim ki sen dedim güzel bir makyaj yapalım sana. Böyle bembeyaz gözük tarihi esermiş gibi seni kaçıralım. Adam da anlayacak. Nerede karın senin? Bu burada. Bu kim lan? Aslında güzel kadın yani. Biz şimdi makyajla bu hale getirdik onu. Gördüğü zaman taş görünümü olsun. Ezgi gir devreye kocanı göm. Benim kocam. Ne yapayım? Göm kocanı. Yatayım mı? Uzanayım mı? Hayır hayır. Şey manasında göm. Sazın ne yani altında? Görüyorsunuz işte kaçakçılık yapacak diye eşini bir anda kullanıp duruyor beyefendi. Ne hale geldim gördünüz. Yarım saattir yatıyorum orada. Utanmıyor musun lan? Ben zerre karını utanmıyorum. Karını alet ediyorsun böyle şey. Evet. Ama şimdi onlar çocuğunu için... da alet ettin. Ama evet. Onlar için onların geleceği açısından ailenin parayı ediyor. Yok yok bunlar hep timsah gözyaşları inanmayın. Değil yemin ediyorum eğer bir ay daha paramız olmasa limuzini satmak zorundayız değil mi yavrum? Arkadaşım, 7000 şey, Ercan abi diyorsun ki hayır hayır böyle olmaz. Ben hepinizi tutuklayıp polisi çağırıyorum deyip sen tam arkanı döndüğünde arkadaşım sen onu oyalıyorsun Ercan abi. Onlar arabaya atlıyorlar kaçarken sen de arkadan koşup arabaya yetişip içine atıyorsun kendini. İnşallah sandalyenin düz tarafına denk geliyorum ve... Evet 3, 2, 1 ver müziği. Yok yok böyle olmaz. Bu saçmalık ya. Ama ben hemen polisi çağırıyorum, aklınıza tutanak tutturuyorum. Tamam. Saçma saçma bir şey. Ha şöyle. Şişt, ya sen aileyi ateşe atıyorsun. Ama bir dakika şimdi Ercan abi şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi sen bunu... Çocuklara yapsın. İşaret et kaçsınlar. Öyle bir şey yok. Çocuklara işaret ediyorum. Bizim diğer çocuklar da karşılığa. Ha. Hayır çocuklara işaret et kaçsınlar sen. Hemen gümrüğe. Siz kaçın öyle bir ekip yollayın lütfen. Ama bir aileyi yıkmış olacaksınız yani. Böyle bir şey yaptığınız aileyi yıkmış olacaksınız. Abi. Hay Allah ya, çok yazık oldu ya. Dikkatini başka yere çekip sen de koşmaya başla. İnanılır gibi değil, buradan geliyor polisler. Aa! Aa evet, orada şof var. Doğru, koş. Birinci kat yasak, koş. İkinci katı açmışlar. Koşsana! Araba duruyor, nereye koşayım? Ay gidiyor araba, öyle sen mi? Koş, evet. Bakalım. Koş, sen o her yaklaştığında gaza bas. Bas gaza, geçemezsin şu araba. Ercan abi sen de arkasından lan, koş. Hayırsız evlat! Bas bas bas, koşsun biraz. Domuz yalnız biz böyle benim. Giderken Ercan abinin böyle gidip başka birini yakalamaya çalışıyoruz. Açıyor oğlum. Evet, koş. Bas bas bas, yaklaştı. Yakalayayım mı ben artık? Yokuz, yokuz evde. Bağırsana oğluna. Oğlun, cam kapalı. Bakma. Bağır oğluna. Devam et oğlum, bakma. Ha, çok kafam karışıyor. İkisi başka bir şey söylüyor. Ara cepten oğlunu. Mesaj atıyorum. Oğlanı cepten ara. Mesaj atıyorum ben. Hayır, cepten ara. Oğlum. Aç sarp telefonu. Açma. Alo. Baba, babanım ben yavrum. Arabayı dur dur. Gerçekten mabadımdan soluyorum şu an. Şaka değil, arabayı dur dur. Orası neresi baba? O telefonu tuttuğun yer mi? Tam kulağın yavrum. Benim de kulağımın bir arkası kaldı zaten. Arabayı sağa çekip durursan çok sevineceğim. Evet, tam araba yavaşlar. Arkadaşım arabaya arkadan atlar. Ellerini Sarp'ın omuzuna koyar. Ayaklardan Ercan abi yakalar. Aa. Abi sen niye tuttun beni? Öyle dedin. Ercan abi ağzı kanadı mı? Bakayım. Yok yok. O zaman devam. Tekrar atlar. Tabii tabii, iç kanama, sıkıntı yok. Tekrar atlar. Tam Sarp'ın omuzlarından tutarsın, ayaklardan Ercan abi tutar. 3, 2, 1 atla. Çok güzel. İkincide de aynı yere gelmesi... Kestik. Üçüncüde olacak. Ya olmasın. Üçüncü mü? Evet. Üçüncüde kesin olacak. Evet. Şey Ezgi, olay çıkar. Eşim, eşim diye bağıracaksın. Adamı ayırıyorlar. Evet. Ay eşim, sen, eşim. Bak Ezgi, o koşarken Ercan abi arkasından sen gidip... ...Ercan abinin eline yumrukla vurup ayağını bırakmasını sağlayacaksın Tolga'nın. Tamam mı? Ben de krank milini söküp oğluma vurayım mı? Hayır. Üç. Ya bir şey yapamıyorsun. 0007 bunun hepsini yapıyor. Evet. 3, 2, 1. Ver lan müziği. Ay. Ay. Bırak. Bırak. Bırak eşimi. Beni bırak çok çekiştirmeyin. Sandalye çok münasebetsiz duruyor. Ay. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Arkadaşım sen yönetsene olayı. Ben artık muktedir değilim. Mikrofona ne oldu?
Ya mikrofonu bırak, buman oldu. Ne? Mikrofonu dert etme, buman oldu, onu sor sen. Tamam, arkadaş. Ya yapma lütfen. Evet Sarp, babam babam diye ağlıyorsun. Sen şey eski eşim eşim vuruyorsun Ercan'a. Bir şeyler yap onu kurtarmaya çalış. Eşim eşim. Eşim bırakın lütfen yeter. Ercan abi tehdit et arkadan. Daha nasıl tehdit etsin? Fena yaparım ha. Ercan tehdit et arkadan, arkadaşım dön, öyle bir hareket yap ki Ercan'a seni bırakmak zorunda kalsın, evet. Bak fena yaparım ha. Ercan abi, Ercan abi bir saniye bıraksana. Bırakamam. Peki. Aa. Ne oldu? Öyle bir hareket yaptı ki bırakmak zorunda kaldım. Evet, her şakanın bir sonu var. Kestik, bir dakika dur. Kestik hakikaten. Arkadaşım, sen ne yaptın adama? Ben hiçbir şey yapmadım. Adamı buraya misafir olarak çağırdık. Canımızı al demedik ama. Sesli miydi? Ben neredeyim, öyle bir şey değil, o nerede? Öyle, bir şey değil. Öyle olsa iyi gene. Ne yaptın lan adama? Allah Allah, hala ne yaptın diyor. Sadece yordum biraz ağırlığını ama... O zaman bana oldu. Elinden tut, öne getir, alkışlat çabuk. Ercan Saatçi. Evet. Şahane insan. Eyvallah, süper insan. Ne oldu sana? Hiç ya. Yarın gazetede okursun. Gerçekten ne oldu soruyorum. Yok bir şey ya, ne olacak? Bana Sarp, ne bakıyorsun? Bir şey olduysa. Hamam bölümünü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ha. 20 evet. ile çarp. Anladım. Sarp a**lası. Selam ver git. Ne ara gitti bunlar? Arkadaşım. Ha. Tut Ezgi Mola'nın elini. Ezgi Mola. Fırat Parlak. Özer Atay. Ayağınıza sağlık. Sizi çok seviyoruz. Eyvallah. Your love. Sing song.